Merhaba Kazım amcacığım. Merhaba Ege oğlum. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Kainata baktıysan evde yok ama. Yok, ben sizinle konuşmak istiyorum eğer müsaitseniz. Tabii, geç, geç buyur. Daha önce size bir iş ayarlamıştım hani. Pürüz çıkmıştı ama olmamıştı. Şu figüranlık işin diyorsun. Evet, evet. Bugün bir arkadaşla konuştuk. Bir dizi için 2 bölüm diyaloglu figürasyon lazımmış. Parası da fena değil. Yani bir gelip söyleyeyim dedim. İyi yaptın evladım da. Benim işim var artık. Üstelik kendi işimi yapıyorum. Aa, işe mi girdiniz? Onun gibi bir şey. Bir dizi için kostüm gerekliymiş, onları dikiyorum. Hayırlı olsun Kazım amcacığım, çok sevindim. Sağ ol, sağ ol. Kainat mı konuşmuş birileriyle, o mu ayarlamış? Yok, Can ayarlamış. Sağ olsun. Can mı? Zafet abla vur dedik öldürmüş şunu ya. Ay ne öldürmesen, o 1-2 tane bir şey yaptım sadece. Ya 1-2 bir şey mi? Kollarım koptu benim bunları taşıyacağım diye. Memo'cum, Memo'cum bak erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ben de bu sistemle yürüyorum. Yani tatlısından tuzlusuna, zeytinyağlısından etlisine. Verdim, biriştirdim, ne yapayım? Paşa gönlü ne isterse onu yesin yiğidim. Ha, şu telefonu çıkarsana Zafet abla şunu. Kim arıyor? Ege. Aa, ama bu da sıktı artık ya. Neden arıyor ki seni bu? Şey, ya sabah akşam arıyor, hep seni soruyor İzafet abla ya. Takmış bir kere sana artık yani, hep işte İzafet ne yapıyor, ne ediyor falan, hep seni soruyor. Açma sen de o zaman Memo'cum. Ben de öyle yapıyorum zaten. Ayrıca da ben hedeflerimi büyüttüm. O Ege'ye söyle, öyle kendi kendine gelin göğe falan olmasın. Ege de neymiş? Görürsem yürü hadi. Ya bu akşam bir şeyler mi yapsak? Bu akşam? Evet. Sen herkesi topladın, herkes yardım ediyor bir şekilde. Ben de diyorum ki hep beraber toplansak bir yerde, hem eğleniriz. Çok güzel düşünmüşsün. Ama bugün şimdi yorulacağız, koşturacağız falan. Hani sıkıştırmayalım hiç. Başka bir gün yapsak? Olur, doğru söylüyorsun. Hafta sonu falan yaparız. Çok güzel olur. Ben gideyim, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Efendim Memo. Abi kusura bakma, az önce açamadım ya. Söyleyecek bir şeyin varsa söyle, oyalama beni. Olmaz olur mu be abi, var tabii. Abi Can'ın belgesel işi vardı ya, o iş olmuş. Yapımcıyı bulmuşlar, kanal falan da tamam. Geriye sadece belgeseli tamamlama işi kalmış. Şimdi çekimleri ayarlıyorlar. Yapma ya. Aynen. Ya ben yine gelişmelerle karşında olacağım tabii, benden haber bekle. Aslansın Memo. Yeni bir şey öğrendiğin an bana haber veriyorsun. Tabii ki ararım abi. Sen de benim banka hesap numaramı biliyorsun abi. Zaten para dediğimiz zaman ara ki ulaşasın. Ne cimri adamsın sen ya. Merhaba hocam. Hoş geldin. Ben size bir şey soracaktım ya. Prova kaçta biter acaba? Bilmem ki. 1-2 saat sürer herhalde. Niye sordun? Akşamüstü bir işim var da. Dilara karakteri için Pınar Yaymaz'la anlaştık dün akşam. O da en erken yarın katılabilecek aramıza. Onun için erken keseriz bugün. Tamam. Hocam, Pınar kesin mi? Kesin kesin. Ne oldu ki? Hiç. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Tanıyor musun sen bu kızı? Maalesef. Ukala anlamında gidenir. Acayip de laf taşır. Sakın yakınlaşma. Merhaba de geç. İş dışında da muhabbete girme. Böyle ilk başta çok sevimli, sempatik görünür ama hayatını mahveder. Benden söylemesi. İyi, dikkat ederim. Sen nereye gideceksin çıkınca? Ne işin var? Arkadaşlar hadi başlıyoruz. Bir tane alacağım ya. Ne münasebet efendim? Ben bir kere Alp Beyciğim için yaptım bunları.
biz ne yapalım? Aç mı kalalım yani? Neden aç kalıyormuşsun? Çok acıktıysan çık dışarı, al kendine bir şeyler canım. Allah Allah. Aa! Hadi. Tamam ya, ağzımız değil elimiz çalışsın. Çekime başlıyoruz.